Gökalp, hoş geldin. Kahve içerken yakalamak. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Ağlamak istiyorum şu anda. Gülelim diye yapıyoruz bu yayınları. Ağlamayalım abi. Gel bu sefer hemen rakamlarla başlayalım. Tamam. Geçen hafta neydi? Bugün ne oldu? Ne dedin? Ne oldu? Abi şimdi ana hareket orada Bitcoin'de. Kripto paraları süren Bitcoin oldu. 11.500'ü galiba geçen hafta biz konuştuğumuzda. Şimdi 12.900'lerde falan. Yani %12'lik bir getir var dolar bazlı. TL bazlı bir tık daha fazla tabii bu. Direkt şu rakamı söyledin ya be abi. Oluyor abi bazen. 12.000 doların üstü 13.000 doları zorlar. Yarın bile olabilir dedin ya. Rüzgar gidiyor yani. Yani rüzgar hani kripto paraların yükselmesine işte devletler bir şey yapıyor. Konuşacağız. Hükümetler yapıyor. Regülatörler yapıyor. Merkez bankaları bir şey yapıyor. Küresel oyuncular geliyor. Zaten yükselişin altını bunlarla dolduruyorduk. Bir taraftan da flow'a bakıyorduk. Yani Bitcoin yatırımcıları, büyük yatırımcıları nasıl davranıyor'ya bakıyorduk. Bakıyordu ki borsalara gelip satmıyor bu adamlar. Bir var rasyoneli var demek ki. Bunun mantığı var. İşte seçimler yaklaşıyor. Amerikan seçimleri çok dalgalı. Herkes önce o blue wave gelecek, Biden tık tık şak şak şak, dolar sat, altın al, coin al gibiydi denklem. Sonra baktık bu fark bazen kapanıyor. Bazen o zaman kapanıyorsa da bu sefer 3 Kasım öncesinde Trump teşviki hızlandıracak ve tık atacak. Bunu fiyatlamaya başladı. Bu da yine dolar sat, altın al vesaire al falan filan. Bitcoin al gibi. Şimdi bunları az çok okuyoruz, öngörebiliyoruz. Öngörebildiğimiz için de diyoruz ki düşüşler sınırlı kalır. İşte biz ilk yayında 10.500'lerde falan. Hayır, yanılıyoruz. 9.000'lerdeydi abi. 9.900'dü. Tabii abi. Hatta sen şunu söylemiştin. Belki 9.500'lere gevşer aynen, ama. Aynen. Düşse düşse oraya düşer. Oraya dokunur hemen çıkar diyordun sen. Nitekim 9.700'lere bir geldi düştü, sonra evet. Tekrar yukarı fırladı. Sonra çıktı. Doğru hatırlıyorsun abi. Velhasıl yani altını bunlarla dolduruyoruz. Şu rakamları biraz konuşalım. Kısa bir değerlendirme. Hı-hı. Sonra PayPal neden önemliyi konuşacağız. Onu da genel olarak kripto para piyasalarındaki katılımcılara bağlamak istiyorum. Yükselişte de etkisi oldu değil mi PayPal? Aslında ana etkisi onun oldu diyebiliriz. Öyle yani. Mi? Tabii tabii. Haber geldikten tamam. Sonra çat diye zaten 700-800 dolar bir hareket gördük. Yani %7-8 bir hareket gördük şeyde Bitcoin'de. Yani çat dediğim bir gün içerisinde yani. Hani. Şimdi Bitcoin'de bu hareket var. Ethereum görece bir tık yavaş kaldı Bitcoin'e kıyasla. Onda da %10-10.5 bir getiri var. Yani 373-365'ti biz konuşurken 409'lara geldi. İşte TL bazında %11 civarında bir getiri var. 2900'de 3250'lere geldi. Link'i çok konuşuyoruz. Ether gibi. Ether-like bir ürün birincisi. İkincisi de altına bir sürü yazılmış şey var. Anlaşmalar var işte kullananlar falan filan. Rasyonu anlattık çok kez. 10-65'lerdeydi geçen hafta biz konuşurken. 65-70. 12-30'lara kadar bir yükseldi. En yüksek getiri onda var zaten. Dolar bazında %15.6. Harbiden ağlamak istiyorum. TL bazında da 15.8. Bir dakika somutlaştıralım mı şu işi? Tabii. Yani 10 bin liram vardı, 11.500 liram oldu. Aynen öyle evet. 10 bin liram vardı, 11.500 liram oldu bir haftada. Biz orta uzun vadede baktığımızda burada bu havuzun yükseleceğini öngörüyoruz. Yani bu denizin yükseleceğini öngörüyoruz. O deniz yükselirken de işte içindeki kripto paralar, gemisi, şilepi, kayığı hepsi yükselecek. Delik olanlar hariç, yani kötü projeler hariç, bunu da böyle sembolize edelim. Ayağı yere basan kayıkların hepsi, gemilerin hepsi yükselecek. Şimdi Bitcoin'in ayrı bir sorumluluğu, misyonu var. O da ilk kripto para. En büyük market cap onda. Birçok para tutuluyor onun üzerinde. Miktarı az, sınırlı. Miktarı az, sınırlı. Rüştünü ispat etti. Bunları alt alta eklediğimizde de uzun vadede Bitcoin'in yaşamasını öngörüyor analistler. Çok fazla soru gelmeye başladı bana. Kendi etrafımdan da yani hiç ilgisi olmayan insanlar ya nedir bu kripto para falan demeye başladılar. Abi, ya kripto paraya 3-5 bir şeyler koymak lazım galiba demeye başladılar. Bu önemli bir gelişim bence. Kesinlikle abi doğru. Eskiden nerede bunu duyardık? Senin benim gibi ya da izleyenlerden olanlar gibi bazılarında. Meraklı izleyenlerin açtığı YouTube kanallarında bu vardı. Virgül bazı ekonomi kanallarında vardı. Ama şimdi mainstream'de görüyoruz. Yani adam diyor ki işte Bitcoin'de şöyle bir hareket var diyor. İşte ana akım medyada görüyoruz. Şimdi insan da bunu duyuyor. Ya bu ne acaba falan diye de soruyor. Çok doğru yorumluyorsun. Bunu insanlar konuşmaya başladı. Avax ne yaptı peki geçen hafta? 3.85'ti biz konuşurken. 4.25'lerde şu an. Deniz yükselirken o da bu yükselişe katıldı. TL bazında da 30.90'dı. 34.80 yani dolar bazında kabaca 10.40. TL bazında da kabaca 12.60, 12.50 civarında falan %12 bir getirisi var. Şimdi ben bir toparlayayım müsaade edersen. Lütfen abi. Bitcoin geçen hafta %12.5 kazandırdı. Bitcoin Türk lirası bazında %12.8 kazandırdı. Ethereum
%10.5 kazandırdı dolar bazında, %11.3 kazandırdı Türk lirası bazında. Link %15.6, haftanın yıldızı diyebiliriz Link için. Ki ısrarla Link'i söylüyordun sen. Link TL bazında %15.8 kazandırdı. Avax da %10.40 dolar bazında, %12.6 Türk lirası bazında kazandırdı. %10'un altında bir kazanç görmüyorum ben burada. Evet. Ha, şu olabilir, önümüzdeki hafta bir dalgalanma düşüşü olabilir ama ısrarla söylediğimiz bir şey var. Bakın buraya dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Bu dalgalanmalara rağmen uzun vadede bu rakamların çok daha üstünü görme ihtimalimiz yüksek konusunu konuşuyoruz aslında biz. Önümüzdeki haftada %5 düşebilir. Biz bu haftanın verisini niye verdik? Olağanüstü bir getiri sağladı, onun için bunu konuşalım diye söylüyoruz. Ama bu şu demek değil arkadaşlar. Aldım, bu hafta alayım, satayım, bir daha hafta dipten alayım, satayım falan, bunlara girmeyin. Bence doğru yaklaşımlar değil. Ben orta ve uzun vadede bu işin geleceğine inanıyorum. Abi bizim inanmamızın ötesinde biz inanıyoruz. Güzel, hoş. PayPal inanıyor. PayPal kim? PayPal, Elon Musk denen bir tane futurist beyefendi tarafından kurulmuş. Dünyanın en başarılı şirketlerinden bir tanesi. Şu an 346 milyon tekil kullanıcısı var. Birçok para birimini destekliyor. Eurosu, Avustralya doları, dolar, sterlin vesaire tümünü destekliyor. Geçen çeyrekte Kasım'ın başında yine 3. çeyrek finansallarını açıklayacaklar. 15 milyar dolar kar ettiler, net kar. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi. En büyüğü değil, en büyüklerinden bir tanesi Alipay ile birlikte. PayPal önemli. Toplam geçen çeyrekteki mesela hacmi abi, bilgilerini tekrar güncelledim. Ben de kendim güncelledim. Geçen çeyrekte 220 milyar dolarlık bir, Türkiye'nin gayri safi 800 milyar dolarlık bir ülke yazıyorum ya biz. 220 milyar dolarlık PayPal'ın toplam hacmi var. Bitcoin'in de kabaca zaten market cap'i oralarda. 200-220-180 milyar, yani fiyat değişir o. PayPal geçen hafta kripto paraları da destekleyeceğini ve platforma ekleyeceğini duyurdu. Bunu şöyle okumak lazım. PayPal bunu eklerse ne yapacak? Londra'dan Togo'daki beyefendiye kripto para ile bir ödeme yapabilecek. Ya da tam tersi. Bunun iki tane sonucu var. Bir tanesi, kripto para ile ödeme yapabilmen için o kripto paraya sahip olman lazım. Dolayısıyla kripto para talebi artacak. Zaten şu yükseltme sebebi de bu. Daha fazla genele yayılmaya başlayacak kripto paralar. Daha fazla transfere konu olacak. Aslında finansal enstitüler yavaş yavaş işin içerisine giriyor. İşte payment sistemleri işin içerisine giriyor. En önemli haberlerinden bir tanesi bu. Bununla birlikte PayPal'ın Amerika'daki bir tane kripto para güvenliği şirketini alacağını duyurdu Bloomberg. Bu şirket ne? BitGo diye bir şirket. Bu şirket 2013 yılında kurulmuş. Birkaç kez fon almışlar. Bir 2014'te 14 milyon dolar bir fon raise etmişler. 2015'te güvenlik algoritmalarını değiştirmişler. 2018'de Amerika'da Güney Dakota Bankacılık Birimi tarafından en güvenilir saklama hizmeti veren kurumlar arasına girmiş. 2019'da da Goldman Sachs tarafından bir fon daha almış. Şimdi de PayPal tarafından satın alacağı konuşuluyor. Bu şu demek. Bir, insanların bunu genele yayılması artacak. Söyledik. Talep artacak. Okey. Finansal piyasalardaki şirket satın almaları birleşmelerini de gündeme getirecek. Çıktılarından bir tanesi de şu. Amerika'da bir borsa, adını vermeyeyim, Bitcoin için demiş ki Bitcoin 500 bin dolar olacak demişler. Şimdi biz 3 haftadır 4 haftadır biraz daha hafif böyle bir geyik de yapıyoruz. Diyoruz ki 100 bin dolar, işte Tim Draper 250 bin dolar dedi, işte 1 milyon dolar uçuyordu falan. Hani bunlar diyor ki 500 bin dolar olacak. Rasyonelleri ne? Henüz Wall Street bu oyunda değil. Wall Street ne? Amerika'daki büyük fonlar, finansal enstitüler, bankalar ya da brokerlar, yatırım bankaları her neyse. Bunlar henüz oyunda değil. İzliyorlar. Goldman'ın kalkıp Bitcoin'e 15 milyon dolar yatırım yapması değil yani. Milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Henüz bu oyunda değiller ama olacak diyor bu beyefendiler. Henüz finansal endüstri de bu oyunda değil diyor. 3 cümle önce ne dedik? Haber de var. PayPal artık oyunun içerisinde tabii dedik. Şimdi bu haber bu yüzden önemli. Yani artık bu entegrasyon başlayacak. Şu soruyu ve eleştiriyi çok duyuyorum. Kripto paralara dair. Ya bu kripto paralar bugün var da yarın yok. Bu dijital para ya çalınırsa falan. Bunları çok duyuyorum abi. Kısmen haklılık payları da var onların. Haklılık payları kastım endişelenmeye dair haklılık payları var. Ama kripto paralar artık bunu çoktan kanıtladı. Trenin lokomotifini süren artık kimler? Merkez bankaları. İşte geçtiğimiz hafta Fed'in bir haberi vardı. İşte Rusya Merkez Bankası 5 tane, bazıları da devlet tarafından desteklenen merkez bankalarıyla birlikte 2021'de dijital para birimini çıkaracaklarını duyurdu ve testlerine başlayacaklarını duyurdu. Ve kaç haftadır konuşuyoruz. Regülatörlerin hamlelerini söylüyoruz. Bitmex'i yasaklayan CFTC'nin başkanı geçtiğimiz hafta kalkıp
Ethereum'la ERC20 tokenlarıyla alakalı çok pozitif açıklamalar yaptı. Bu artık şuna giriyor. Hani ilk başta yasaklıyorsun bir şeyi. Sonra bir izleme safhası geçiyor. Sonra da eğer başkaları bu yarışa girerse ben bu yarıştan geri kalmayayım safhası başlıyor. O da işte şu an orada değil. Yani merkez bankaları bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsi şu fikri bende oluşturuyor. Merkez bankaları dijital para birimini, yani CBDC, Central Bank Digital Currency'yi çıkartacaksa kendisiyle alakalı. O halde piyasa bir yere doğru gidiyor. Yani eğer biz bu tren ya şu an 5-10-20 kilometre hızla gidiyorken bunu atlayacağız. Daha fazla istasyon kaçırmadan. Ya da izleyeceğiz. Şimdi şöyle bir veri daha paylaşmak istiyorum. PayPal önemli diyoruz. PayPal neden önemli? PayPal önemli çünkü PayPal bir şeye aracılık ediyor. Statista'nın bir verisi. 2013 ila 2022 arasındaki 2022 projected, 2021 ve 2022 öngörülen verilerini koymuşlar. 2020 var. Nakit olmayan işlemlerin miktarları milyar dolar bazında. 2013 yılında çok da eski değil. Baya baya kredi kartı falan kullanıyoruz. PayPal vardı. Tabii, PayPal bari bir sürü şey de vardı. Türkiye'de bile vardı. Türkiye'de bile vardı yani. 240 milyar dolarmış abi. 2013'teki rakam. Şu an 800 milyar civarında. Sadece Kuzey Amerika'da 185 milyar dolar. Emerging Asya'da, Çin buna dahil, 210 milyar dolara yakın. Şimdi bu şu demek. Buraya doğru gidiyor. 2020'nin ikinci çeyreğinde böyle finansal ve kar açıklamasının bir tane daha sebebi var PayPal'ın. Neden? Hepimiz evde oturduk, internetten sipariş verdik. Tabii. Öyle değil mi? Bu şu demek abi. Bu dünya buraya kayıyor. Dünya daha da dijitalleşiyor. Bunun içerisinde de elbette PayPal gibi online ödeme sistemleri kullanımları artıyor. Alternatif ödeme yollarına olan talep de artıyor. O piyasalarda olan gelecek öngörülerimiz de bizim daha pozitif pekişiyor. PayPal'ın hamlesi bu açıdan önemli. Teşvikler kripto paralar için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Soru avantaj. Bir. İkincisi, seçim öncesi, seçimler ve seçim sonrasında kripto paralar nasıl etkilenecek? Şöyle, teşvik konusu kesinlikle kripto paralar lehine, daha fazla para, bu insanlar bunda bir şey alacak. Kripto para almasalar bile piyasaya likit enjekte olacak. Sadece kripto paralara kayma ihtimali, minnacık bir miktarının, binde birinin kripto paralara kayma ihtimali kripto paralara olan talebi arttırır. Zaten finansal piyasa böyle yükseliyor. Dolayısıyla bu pozitif. Nasıl okuyordu bunu piyasa? Kardeşim, Biden'la Trump arasında %10-11'lik bir fark var. Blue Wave, daha fazla teşvik, finansal piyasaları coşturma, Biden gelirse eğer. Bunu pozitif olarak okuyordu. Altın al, dolar sat gibi bir denklem vardı. Bu denklem devam. Fark kapanıyor Biden'la. Çok kapanmamış ama ya. Ama hatırlarsın, Hillary ve Trump seçiminde de benzerdi. Yani Hillary 3-5 puan öndeydi, yanlış hatırlamıyorsam ben. Çizgiyi geçmeden gol demek istemiyorum. Bu anketlerin birçoğu online yapılıyor. Online kime ulaşır? Bilgisayarın başına geçip bunu doldurabilen insana ulaşır. Orta Amerika ya da Trump seçmeni pek öyle seçmen değil. Bunun örneklerini biliyoruz dünyada. Doğru. Doğru. Dolayısıyla onlar, hani bu anketler ne kadar doğru? Çok genel bir şey söylüyorum. Benim haddime değil de, yani hani benim yaptığım kişisel çıkarım. Trump neden yükseliyor? Biden neden düşüyor? Trump güçlü bir karakter abi. Ve seçmenin bir noktasına dokunuyor beynindeki. Bunun örneklerini dünyadan biliyoruz. Dünya lideri diyorsun. Asrın lideri. Trump. Bir yere dokunuyor ve dokunduğu yer bir şey, bir karşılığı var bunun. Ve orayı da biliyor. İşte politik zıtlığı ortaya çıkartıyor falan. Bir sürü şey var yani. Hani bunu tekrar ediyorum. Bunun yorumcusu ben değilim. Ama farkı kapanmasının sebeplerinden bir tanesi o olarak okuyorum. Ben çıktıya bakıyorum. Bunu ben bir finansçı olarak nasıl yorumlamalıyım? Eğer bu 3 Kasım'a kadar biraz daha kapanırsa ya da böyle belki bir tık daha açılırsa diyelim. Hani piyasalar bunu yine pozitif okuyacak. Açılırsa Biden lehine olarak okuyacak. Kapanırsa da 3 Kasım öncesinde bunun, çünkü demokratlar sıkıştırmaya başladı artık. Cumhuriyetçiler bunu geçirsin diyorlar bir an önce. Her şekilde Bitcoin ve altın pozitif olarak okumak lazım. Birkaç tane senaryo çizelim. Teşvik seçim öncesi gelmezse ne olur? Bu ivmelenme azalarak devam eder. Neden azalarak? Çünkü seçim öncesindeki belirsizlik, anketler böyle biraz daha kapanırsa seçim öncesindeki belirsizlik artar. Ve insanlar genelde öyle zamanlara ellerinde pozisyon olmadan ya da azaltarak girmek isterler. Seçim sonrasında ne olur? Biden kazanırsa bir, kısa bir oynaklık, ardından hemen net yükseliş. Kısa bir oynaklıktan kastım seçim gecesi. Seçim gecesi çok pozisyonda olmakta fayda var. Ve sonra arasında kripto paralar lehine bir hareket olur. Yükselir diyorsun. Yükselir, evet. Trump kazandı abi. Trump kazanırsa bu oynaklık artar. Belki sürer de birkaç gün ama yine yükselir. Bunu neden söylüyorum? Teşvikle söylüyorum bunu. Ve seçim gecesine de kripto para, elinde kripto para pozisyon tutarak girmesini önermiyorum yatırımcıların. Bizde yok ama marjin hesaplarda trade ettiklerini biliyorum başka borsalarda. Ciddi canları sıkılabilir. Yani mide ağrıları falan geçirebilirler o gece. Pozisyonda olmamalarında fayda görüyorum. Bu oynaklık neden Trump'ta biraz daha fazla olabilir diyorum. Bir tane de anket ekledim buraya. Pew Research tarafından yapılmış bir anket bu. Diyor ki Trump tüm dünya liderlerin, asrın liderleri arasındaki en güven vermeyen lidermiş.
%83 ile. Bunu Amerika'da sormamışlar sadece. Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya falan filan. Yani bayağı dünya genelinde yaptıkları bir anket bu. Güvenilmiyorsa istikrarsızlık olarak okuyor bunu insanlar. Dolayısıyla da seçimin hemen arkasındaki gün ya da onu izleyen hafta bu oynaklığın artacağı öngörüsü sadece kripto paralar için değil, finansal piyasalar için de geçerli. Eğer kalkıp endeks, şu bu falan filan trade ediyorsanız, trade etmekten bahsediyorum, aldım tutuyorum değil, tabii, tabii. Trade ediyorsanız o haftaya dikkat etmekte fayda var. Oynaklık artar. O zamanlar içinde yazılmış sağlam opsiyon stratejileri vardır. Oralardan da para yapılacak da bu videonun konusu bu değil ama onların olduğunu ve geçmişte trade ettiğimizi yatırımcılara ufak bir not olarak düşmek istedim. Bir şey biliyoruz, çok oynak olacak. Eğer Biden %15 farkla girmezse o geceye. Bu çok önemli bir uyarı bence. Hani bu dalgalanma olacak, dikkatli olun diyoruz. Uzun vadede Bitcoin ve diğer kripto paralar, hepsi değil bu arada arkadaşlar. Yani gidip abuk subuk kıyıda köşede duran, kendini ispat etmemiş paralardan uzak durun. Avax çok yeni bir proje. Aslında çok eski bir proje ama çok yeni bir proje. Biraz anlatalım bunu. Çünkü ciddi bir yükseliş var ama bu yükseliş... Devam eder mi? Devam edecek mi? Bu para kalıcı mı değil mi? Geleceği var mı yok mu bu işin? Geleceği var. Geleceği olmasının sebebi de birçok sorun, bir optimizasyon problemindeki birçok kısıt bunda çözülmüş. Kripto paraları biz incelerken 3 ana başlıkta inceleriz. 1- Merkeziyet oluşu. 2- Ölçeklenebilir oluşu. 1 kullanıcıyla ne kadar hızlıyım? Bu kadar. 1000 kullanıcıyla ne kadar hızlıyım? Bu kadar. 1 milyon kullanıcıya ulaştım. Hala hızlı mıyım? Ölçeklenebilirlik kabaca. 3- Güvenilirlik problemi. Altyapının ve chain'in ya da teknolojinin her neyse güvenilir olup olmaması. Şimdi normalde Bitcoin ve Ethereum İlk başta merkeziyetsiziz diye çıktılar. Ama burada bazen bazı mining pool'larında kümelenme olduğunu biz görüyoruz. Örnek veriyorum, kabaca 10 ila 15-17 arasındaki mining pool yapılıyor, mining işleri aslında. Yani madencilik ve kazma işleri aslında. Bu da merkeziyetsizliği biraz törpüleyen bir şey. Bakıyoruz, teknoloji güzel çalışıyor ama pek hoşumuza gitmiyor. Yani bu böyle tam artı atamıyorum merkeziyetsiz olup olmadıkları konusunda Bitcoin için özellikle. 2- Güvenli olup olmaması. Her ikisi de bu güvenlik sekmesine tık atıyor Ethereum'da, Bitcoin'de. Ölçeklenebilirlik konusunda da her ikisi de maalesef Avalanche'ın sunduğuyla karşılaştırdığımızda evet biraz daha gerideler. Onun vaat ettiğini vaat edemiyorlar. Yani Bitcoin saniyede 3 ila 7 transaction, 7 transaction yapabiliyor saniyede. İlk başta Bitcoin'e karşı çıkan argümanlardan bir tanesi buydu. Online bir ödemeden bahsediyorsunuz. Çok hızlı olduğunu söylüyorsunuz diyordu Nouriel Roubini. Dr. Doom diyorlar ya, kahin. Bitcoin'e karşı ve kripto paralara karşı çok net bir rezistans gösteriyor kendisi. Vitalik Buterin'le falan da bu konuşmayı ve savaşı veriyor bu arada. Yani çok zıttı. Bitcoin için yaptığı en büyük karşı argüman sunduğu, çok hızlı diyorsunuz ama bu çok hızlı değil diyordu Rubini. Visa ile ben saniyede 4000-5000 transaction yapabiliyorum. Bitcoin'e 7 tane yapıyorum. 10 dakika 30 dakika bekliyorum diyor. Şimdi biz neyi hayal ediyoruz? Cep telefonumuzdaki okuttuğumuz QR kodla Migros'tan bilmem nereden Carrefour'dan alışveriş yapabilmeyi hayal edebiliyoruz. Ya da işte kahve almayı dokunmadan hayal ediyoruz. Hızlandırıyor bizi. Şimdi bunu Bitcoin bu kadar hızlı yapamıyor, o kesin. Onu biliyorduk zaten. Ama güvenli ve kullanılıyor Bitcoin. Ethereum bunu bir tık daha hızlı yapabiliyor. Saniyede 14-20-50. Ama onda da ölçeklenebilirlik bir problem. Network'te inanılmaz bir şişme. Şişmeden kastım transaction'ların beklemesi, fee'lerin yükselmesi, yani ödediğiniz ücretlerin yükselmesi falan filan gibi şeyler söz konusu oldu. O zaman da bu sorgulanmaya başladı. O yüzden biz ilk baştan beri POS'a geçiş, işte Ethereum 2.0 çok önemli. Oraya geçerse uçarız ama geçmemiz lazım gibi şeyler söyledik hep. Avalanche bunların birçoğunu başarmış bir proje. Aslında dinlediğinizde, okuduğunuzda aa gerçekten ya aslında gözümüzün önündeymiş dediğiniz, yani biraz olasılık bilen, işin matematiğine kafa yormuş insanlar aa evet bu aslında gözümüzün önündeymiş diyebiliyor buna Avalanche. Ama bugüne kadar kimse elini kirletip de çok yapmamış. Yani Emin Bey'in geçmişi var bu konuda, 2002'lerden beri çalışıyor ve iki tane de bir konsensus, iki tane de mutabakat politikası aslında, teorisi, algoritması ortaya koyuyorlar. Bunlardan bir tanesi Avalanche'ın kendisi. Avax da bir Avalanche'ın native, doğal bir para birimi token'ı. Bir diğeri de Snowman diye bir şey. Biraz teknik anlatıyorum ama insanın aşina olmadığı şeyleri söylüyorum ama devamı gelecek. Projenin kendisinin güzelliği şu. Ethereum için diyoruz ya hani şu an geldi bir dar boğaza takıldı. Ama Avalanche diyor ki evet ben bunu becerdim.
Eğer Ethereum projelerinden Avalanche zincirine taşımak isteyenler de varsa taşıyabilirler bunu diyor. Çünkü dilleri, kullandıkları yazılım dili aynı. Altyapımız uygun buna. Altyapımız uygun diyor buna dolayısıyla. Demem o ki, şimdi ben bunlara bakıyorum. Elon Musk'ın, bu PayPal'ın sahibinin öyle bir sözü var. Çözdüğünüz problem kadar ödüllendirilirsiniz ve ücretlendirilirsiniz diye. Çok doğru. Avalanche de bayağı bir problemi çözüyor aslında. Teknolojiler görüyoruz ki bir yere gidiyor. Katılımcılar da, merkez bankaları da dahil olmak üzere artık geniş tabanlara yayılıyor. Aynen öyle. Öyle. Bir de keşke dememek için ufak tefek riskler almak gerekiyor. 10 centken keşke alsaydık. 100 dolarken keşke alsaydık. Evet. 1000 dolarken keşke alsaydık. 10 bin dolarken keşke alsaydık. Abi 100 bin dolar oldu, keşke 10 bin dolarken alsaydık falan. Yani sürekli keşkelerle olmuyor. Yatırım işi böyle bir şey değil çünkü. Değil, evet. Belli bir noktada katılmak istiyorsanız katılacaksınız. Bu tren hareketlendi. İşin gerçeği bu. Doğru. Bu kadar basit abi. Doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Gökalp, ben teşekkür ederim. Mesajınız var mı Sayın Trump'a? Dikkat etsin. Eğer elenirse ikinci döneme devam edemeyen bir başkan olarak Amerikan tarihine geçecek. Zaten kendisi ülkeyi terk ederim demiş. Asrın liderinden böyle bir şey. Gerçekten ben çok üzülürüm. Sonu ben Trump'ı diye destekliyorum. Yani Trump, ben Trumpçıyım ha. Adam iyi insan. Adam uzun iyi. Boylu, yakışıklı. Yol yapıyor abi Amerika'da. Onun için değerli bir insan. Trump'ı destekliyorum ben abi. Fark inşallah nasip olursa Trump lehine değişecek. Çok sağ ol geldiğin için evet, dostum. Çok iyi. Her şey gönlünce olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Haftaya cumartesi günü tekrar bu konuları değerlendireceğiz. Tekrar kripto paralar nereye gitmiş göreceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. İyi hafta sonları.